Merhaba ve hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda hayatın kaçınılmaz gerçeklerinden biri olan ölüm neticesinde gündeme gelen, miras konusunda en çok merak edilen ve sıklıkla karşılaşılan durumlardan biri, yani sağ kalan eş mirasın kaçta kaçını alır konusunu tartışacağız. Bu konudaki en güncel bilgileri, pratik örnekleri ve hukuki yorumları sizinle paylaşacağım. Bu videoda sizlere vefat eden bir kişinin ardından sağ kalan eşinin mirastan hangi oranda pay alabileceği konusunda derinlemesine bir bakış sunacağım. Türk Medeni Kanunu ve yargı kararları ışığında eşlerin miras hakkının nasıl belirlendiği, çeşitli durum ve özel hallerde eşin miras payının nasıl hesaplandığı üzerinde duracağım. Bu videoda konuya dair en güncel bilgileri, pratik örnekleri ve hukuki yorumları bulacaksınız. O halde eşin miras payının belirlenmesi konusuyla giriş yapalım. Eş, miras hukukunda özel bir konuma sahiptir. Miras bırakanın eşi, yasal mirasçılardan biri olarak kabul edilir ve miras payı, diğer yasal mirasçılara ve varislerin sayısına göre belirlenir. Mirasçı eşin payı, miras bırakanın alt soyu yani çocuklar, anne baba zümresi yani anne baba ve kardeşleri ve varsa üçüncü zümre mirasçıları yani dede, nine, amca, halayla olan ilişkisine göre değişiklik gösterir. Eşin miras payı, miras bırakanın alt soyuyla yani çocuk ve torunlarıyla birlikte mirasçı olması durumunda 1/4, ana baba zümresiyle birlikte mirasçı olması durumunda 1/2 ve üçüncü zümre yani dede, nine, amca, halayla birlikte mirasçı olması durumunda ise 3/4 olarak belirlenir. Eğer miras bırakanın başka yasal mirasçısı yoksa, eş mirastan kalanın tamamını alır. Gelin miras bırakan eşin yasal mirasçılarına göre hayatta kalan eşe düşecek miras payını durumlara göre sırasıyla daha detaylı inceleyelim. İlk ihtimalde alt soy yani çocuk veya torun ile birlikte mirasçı olma durumunda eşin miras payı, miras bırakanın mal varlığının 1/4'üdür. Bu miras bırakanın çocukları ya da onların yerine geçen torunları gibi alt soy varisleri olduğunda geçerlidir. Böyle bir durumda mirasın kalan 1/4'lük kısmı alt soy mirasçıları arasında paylaştırılır. İkinci ihtimalde anne baba zümresiyle birlikte mirasçı olma durumunda eş varlığının 1/2'sidir. Yani yarısıdır. Bu durum miras bırakanın alt soyu yani çocuklar veya torunlar olmadığında ve yalnızca anne, baba veya kardeşleri mirasçı olduğunda uygulanır. Sağ kalan eş, miras bırakanın anne, baba ve kardeşleriyle birlikte mirasın yarısına hak kazanır. Mirasın yarısı kendisine, yarısı ise anne, baba, anne babadan birisi hayatta değilse kardeşlerine dağılır. Üçüncü ihtimalde, üçüncü zümre yani dede, nine, amca, hala gibi yakın akrabalar ile birlikte mirasçı olma durumunda eşin miras payı, miras bırakanın mal varlığının 1/4'üdür. Bu paylaşım miras bırakanın alt soyu yani çocuklar ve torunlar ve ikinci zümre yani anne baba kardeşler zümresinden kimsenin hayatta olmadığı durumda geçerlidir. Kimse hayatta değilse miras üçüncü zümreye kalmaktadır. Bu durumda sağ kalan eş mirasın büyük bir kısmını alırken kalan 1/4'lük pay üçüncü zümre akrabalar arasında paylaştırılır. Eşin tek başına mirasçı olma durumuna da kısaca değinelim. Miras bırakanın alt soyu yani çocuklar, torunlar, anne, baba zümresi yani anne, baba ve kardeşleri, üçüncü zümre akrabaları yani dede, nine, amca, hala gibi diğer mirasçılar hayatta değilse eşin tek başına mirasçı olma durumu söz konusu olur. Bu durumda sağ kalan eş miras bırakanın bütün mallarını hak kazanır. Yani eğer miras bırakanın başka hiçbir yasal mirasçısı yoksa tüm miras sağ kalan eşe intikal eder. Buraya kadar sağ kalan eşe düşecek miras payını tüm ihtimalleri ele alarak açıkladık. Şimdi ise gerçek hayatta karşılaştığım bir takım özel durumlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle boşanma davası devam ederken eşin ölmesi durumunda sağ kalan eşin mirasçılık haklarını konuşalım. Boşanma davası devam ederken eşin vefat etmesi sağ kalan eşin miras hakkını direkt olarak ortadan kaldırmaz. Taraflar henüz yasal olarak boşanmamış olduğundan sağ kalan eş, ölen eşin yasal mirasçısı olur. Diğer mirasçılarla, örneğin çocuklarla, miras paylaşımına katılır. Ölen eşin mirasçıları, hayatta kalan eşin boşanmada kusurlu olduğunu ispatlarsa, kusur tespitine yönelik aile mahkemesinin vereceği bu kararı sulh hukuk mahkemesine sunarak, hayatta kalan eşin mirasçılık belgesinde yer alan mirasçılar arasından
çıkarılmasını talep edebilirler. Bir diğer bahsetmek istediğim özel durum ise mal rejiminin tasfiyesi, yani eşler arasında mal paylaşımıdır. Hayatta kalan eş, mirasın paylaşılmasından önce evlilik içerisinde edinilmiş mallara katılma rejimiyle hak kazandığı %50 payın kendisine verilmesini, daha sonra ölen eşe kalan payın miras paylaşımına konu edilmesini isteyebilir. Yani mirası daraltabilir. Bu oldukça önemli bir detaydır. Çoğu zaman danışan ve müvekkillerimin bu hususu gözden kaçırdığını görüyorum. Mirasçılık belgesindeki paylara bakarak paylaşımın bu şekilde olacağını varsayıyorlar. Ancak gerçekte bu durum oldukça farklı. Miras paylaşımından önce eşlerin evlilik içerisinde edindiği malların paylaşımı gerekir. Miras paylaşımından önce eşlerin evlilik içerisinde edindiği malların paylaşımı yapılır. Sağ kalan eş bu konuda hızlı davranmalı, dava açarak miras paylaşımının eşler arasındaki mal paylaşımı yapılana dek durdurulmasını istemelidir. Değinmek istediğim bir diğer konu ise eşlerin aralarında yaptığı miras sözleşmeleri ve feragat etme durumlarıdır. Bu tür sözleşmeler eşlerin birbirlerine miras bırakmasını engeller. Eşler birbirlerinin mirasçısı olamazlar. Miras sözleşmelerinden kısaca bahsedelim. Eşler arasında yapılan miras sözleşmeleri ölüm durumunda mirasın yasal mirasçılar arasında nasıl paylaşacağını belirler. Bu tür sözleşmeler özellikle büyük mal varlıkları ve karmaşık miras durumları söz konusu olduğunda gündeme geliyor. Miras sözleşmeleri bir takım yazılı ve şekli kurallara tabidir. Mirastan feragat sözleşmesinden de kısaca bahsedelim. Eşlerden biri diğerinin mirasından kendine düşecek mirası reddedebilir ya da feragat edebilir. Feragat etme bir sözleşme ile gerçekleşir ve yasal şartlara uygun olmalıdır. Feragat sözleşmesi eşlerin birbirlerine karşı olan yasal miras haklarını etkileyeceğinden bu tür bir sözleşme yapılırken dikkatli olunmalıdır. Yeri gelmişken tarafıma sık gelen sorulardan birisini de cevaplamak istiyorum. Çalışmayan eşin mirasta payı olur mu sorusu. Bunu cevaplamak gerekirse çalışma durumu eşin mirastan alacağı pay üzerinde doğrudan bir etkiye sahip değildir. Miras hukukunda miras bırakan eşi çalışıyor olup olmamasına bakılmaksızın yasal mirasçı olarak kabul edilir ve miras payı az önce açıkladığım üzere miras bırakanın diğer varislerinin durumuna bağlı olarak belirlenir. Özellikle Türk Medeni Kanunu'nda belirtilen edinilmiş mallara katılma rejimi kapsamında çalışmayan eşin de evlilik süresince kazanılan mal varlığında katkıda bulunduğu kabul edilir. Ve bu durum miras payının belirlenmesinde de göz önünde bulundurulur. Kanunumuzda yer alan bu kabul, ev içi işler ve bakım görevleri gibi katkıların ekonomik değeri olan işler kadar değerli olduğu anlayışını yansıtır. Bence de bu oldukça yerinde bir görüştür. Zira eski medeni kanunda böyle bir düzenleme yoktu. Eski medeni kanun oldukça ataerkil bir yaklaşıma sahipti. Erkek evin direğidir gibi oldukça farklı kanun maddelerine sahip. Sonuç olarak özetlemem gerekirse eşlerin miras payı varislerin durumuna göre değişir. Altsoy varsa 1/4, anne baba kardeşler varsa 1/2, amca, hala, teyze varsa 3/4, bunlardan hiçbiri yoksa eş mirasının tamamını mirasçılık belgesi çıkartarak alır. Üvey kardeşlere doğrudan miras hakkı yoktur. Ancak vasiyetname ile belirlenebilir. Evlenmeden önce edinilen mallar kişisel mal olarak kabul edilir ve yasal varislere geçer. Eşler arasında yapılan miras sözleşmeleri ve feragat durumları miras paylaşımını etkiler. Bu karmaşık ve hızlı davranılması gereken konularda profesyonel hukuki yardım almak her zaman önemlidir. Bu videoda ele aldım. Sağ kalan eş mirasın kaçta kaçını alır konusuyla ilgili. Aklına takılan tüm detayları videoya yorum yaparak bana iletebilir. Kanala abone olarak çalışmalarımı yakından takip etme şansı bulabilirsin. Benimle haricen iletişime geçmek için Google üzerinden Avukat Saim İncekaş yazarak sosyal medya ve web sitelerimi inceleyebilirsin. Ayrıca video açıklaması kısmında yer alan bağlantıya tıklayarak bu konuda yazdığım ilgili makalemi okuyabilir, paylaştığım yargıtay kararları ve kanun maddelerini inceleyebilirsin.